Ergün Diler, Force Parlayacak Türkiye'nin nasıl bir mücadele içinde olduğunu anlamak için bölgede olup biteni iyi incelemek gerekiyor. Öyle şeyler oluyor ki analiz yapamadan bir başka oyun sahne alıyor. Çok hızlı görüp çok hızlı düşünmek zorundasınız. Birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra kurulan ve hiç sarsılmayacak sanılan kurgular temelinden sallanıyor. Hem eski oyun kurucular hem de eski oyunu çöpe atmak için sahaya çıkanlar bizim görmediğimiz alanlarda çarpışıyor. Oyunun içinde bölgede olan herkes var. Suudi kralından Ürdün kralına, Esad'dan Maliki ve Barzani'ye kadar herkes oyunun tam göbeğinde. Bir de perde arkasında İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika gibi büyük oyuncular var. Herkesin elindeki kart kendi için özel. Ama bütün bu oyuncular maçı alabilmek için kendi kurallarını uygulamaya koyabilmek için Türkiye'ye muhtaç. Çevresiyle ilgilenen bir Ankara olmadan kimsenin ipi göğüsleme şansı yok. Bu benim değil, o devletlerin sözü. Dünyadaki artan petrol ihtiyacının %45'ini karşılayacağı hesap edilen ve aynı zamanda gaz zengini olan Irak'ın sahada nasıl yer alacağı herkesin cevabını merak ettiği bir soru. Alanda mücadele kıyasıya sürerken Türkiye'yi kendi yanına almak isteyenler de kontra operasyonlar için bölgede. Kimin kullandığı konusunda ciddi kafa karışıklığı bulunan IŞİD bunun ilk adresi. Bilinen 8 bin savaşçısı bulunan örgütte Avrupa'nın çeşitli yerlerinden getirilen çok sayıda insan var. Sadece Avrupa mı? Değil elbette. İçlerinde savaşan en az bin çeçen var. Suudi Arabistan, Kuveyt, Gürcistan, Mısır, Filipinler, Ürdün, Yemen, Sudan, Libya ve Çin Uygur bölgesinden katılımı çok yüksek. Bir de bölgedeki hapishanelerden özel izinle bırakılanlar daha önce yazmıştım. Örgütü kuran ve yöneten CIA eski başkanı David Petraus yani Çuvalcı Paşa cezaevinden çıkardığı Ebu Bekir Bağdadi ile Irak'ta bir araya gelmiş ve harekatı başlatmıştı. Arkasındaki güçse çok konuşulmamıştı. Aylar önce bir dostum tabloya aktarmıştı. Stavridis'i yani Obama'ya karşı net tavrıyla bilinen iş adamını yazmıştım. Ama onun da arkasında uzayan bir hat vardı. Amerikan başkanlarının kara kutusu Brent Scowcraft'la başlayan gölge Kissinger'a kadar uzanıyordu. Operasyonun Türkiye ayağında ise bölgeyi iyi bilen Richard Dione vardı. IŞİD bölgedeki petrol paylaşımını yapmak için icat edilmişti. Zaten bunu yapmak için görev verildiği Derezor petrol kuyusuna yaptığı saldırıyla anlaşılmıştı. Bölgede patlayan bombalar umurlarında değildi. Kimin ne olacağına IŞİD üzerinde etkili olanlar karar verecekti. Planlar bu yöndeydi. Silah ve para yardımı bakımından oldukça zengin olan IŞİD, iki dünya savaşıyla kurulan dengeyi sarsmak için oradaydı. Ama işin ilginci IŞİD'in içinde eski oyuncuların adamları da vardı. Baktığımız zaman Kissinger'ın yakın olduğu aileler de sır değildi. Boğaz'da kimlerin yalısında kaldığı bilinmeyen bir şey değildi. Ve bu grup Stavridis başta olmak üzere Maliki'ye Kürtlerin özelliğini tanıması için baskı kurduruyordu. Hatta Obama yanına çağırdığı Maliki'ye bunları yüzüne baka baka söylüyordu. Gariptir değişen bir şey olmuyor. Irak'ta dengeler aynen kalıyordu. Bağdat petrolümüz Somo üzerinden dünyaya satılır ve elde edilen gelir New York'taki hesaba yatar diye diretiyordu. Bu Kürtlerin alamadıkları payın çoğalmasından başka bir anlama gelmiyordu. Bu denge aynı zamanda Türkiye'nin devre dışı kalması demekti. Herkesten önce Ankara topa girdi. Obama'nın Malik'e yaptığı baskıya aldanmadan Barzani ile el sıkıştı ve iki tarafında kazanacağı anlaşma hayata geçti. Tüpraş ve Delta Oil üzerinden düşünülen dağıtım olmadı. Bağdat'ın Somosu yerine Kürtlerin Komosu'na bıraksa da Tüpraş ve Delta Oil'de su koy verdi. Bütün bunlar olurken Suriye üzerinden geçirilmesi düşünülen petrol boru hattı projesi şimdilik rafa kalktı. Belki Ankara'nın Kürtlerle bir anda sıkışması buna sebep oldu. Bilinmez ama bölgeyi en iyi bilen yabancı oyuncu İngiltere Suriye'de kenara çekildi. Irak petrolünün Amerika ve Avrupa'ya dağıtımı konusunda kendi planlarını devreye sokmak için hem içeride hem dışarıda Erdoğan karşıtı hamleler yaptı. Özellikle Erdoğan'ın bir Müslüman olarak kullandığı dilden çok rahatsız oldu. Abdülhamit Han gibi Orta Doğu'yu birleştirici bir üslup kullanan Erdoğan istemeden bütün planların içinde yer aldı. Çünkü hiç kimse Ankara'sız bir şey yapamaz hale geldi. Ama bunu anlamayan ve göremeyen bir tek CHP'ydi. IŞİD'i kuranlar da, içine sızanlar da, Erdoğan'ın kullandığı dilden korkan diğer Müslüman ülkelerde kenara çekilip izlemek zorunda kaldı. Orta Doğu'da piyasa düzenleyicisi olarak gelen IŞİD, Maliki'ye Kürtlerle anlaş, Kürtlere bizsiz adım atamazsın, Türkiye'ye sana istediğin adımları attırmayız, İran'a mezhepsel faaliyetlerini yıkarız mesajı veriyordu. Scowcraft'ın yakın arkadaşı ve Atlantik Konseyi Başkanı Frederick Kempe mevcut dönemi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Tıpkı 1918 ve 1945 gibi. Türkiye bölgede bir istikrar yaratıcı olarak her açılan merkez bir ülke. Amerika ve Türkiye ne kadar birlik içinde çalışırsa o kadar etkili olacaktır diyordu. Baronların dostu Kissinger'ın da aklını kattığı IŞİD'in içinde Kempe'nin yakını Skowkraft da vardı. Bir de Alman basını IŞİD'in yakında Türkiye'ye saldıracağını yazıyordu. Bölgedeki savaşın nedeni Avrupa'nın enerjiyle kontrol edilip edilmeme meselesiydi. Amerika'nın bir kanadı Türkiye olmadan bunu yapamayacağını çok iyi biliyordu. Detaylarda sorun çıksa da gerçek böyleydi. Kürt sorununun bittiği artık herkes tarafından kabul edildi, satın alındı. Avrupa ve Amerika sorun sonrası dönem için kapışmakta. İstanbul Dükalığı ile Türkiye'yi kontrol eden İngiltere ve arkasındaki Almanya, Fransa eski dengeyi değiştirmemek için sahada. Bunun için kılıktan kılığa giriyorlar. Erdoğan'ın ırk temeline dayanmayan dilinden çok mutsuzlar. Bir de İslam rengiyle yürümesinden. Çünkü bunlar onların elindeki silahtı. Bir anda Ankara'ya geçti. Türk-Kürt kardeşliğini önlemek tek çareleri. Dün IŞİD yön değiştirip Kürtlerin üzerine gitti. Malike'yi bırakıp Barzani'yi hedefe koydu. İleride filmleri çekilecek olan bir zaman diliminden geçiyoruz. Görmediğimiz bir yerde 3. Dünya Savaşı yaşanıyor. Olan bitene kayıtsız kalıp mağlup olmamızı isteyenlerse gereksiz konularla içeride zaman çalıyor. Ekmelettin bile diyemeyen MHP ile CHP Ankara'nın dışına çıkamadığı için buraları göremiyor. Avrupa'daki rahatsızlığın aynısı bizim muhalefette var. Garip. Hadi onların gazı kesilecek. Size ne oluyor? Unutmayın. Türkiye Kürt kardeşlerini kucakladığı an tüm bölge değişecek. Hayat burada farklı akacak. Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneş hiç olmadığı kadar parlayacak. Tabii 16 yıldız da. Hayırlısı. Ergün Diler Takvim.